Siklopentadien molekülümüz burada çizili. Şimdi bu molekülün aromatik olup olmadığını öğrenmek için bu kriterlere bakalım. Öyleyse ilk kriterle başlayalım. Sürekli örtüşen p orbitallerinin olduğu bir halka içeriyor mu? Şimdi buradaki karbonları incelediğimizde bu karbonun çift bağı var. Yani sp2 hibritleşmiş ve bu sebeple de serbest p orbitali var. Bu karbon da aynı şekilde. Diğer taraftaki bu iki karbonda da aynı durum söz konusu. Yani bu 4 karbonun her biri sp2 hibritleşmiş. Ancak bu yukarıdaki karbona baktığımız zaman bu sp3 hibritleşmiş bir karbon. Daha kolay takip etmek için şu karbona 2 tane hidrojen bağlayalım. Böylece bu karbona bağlı 4 tek bağın olmasından dolayı sp3 hibritleşmiş bir karbon olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla bu karbonun p orbitali yok. Bu durumda ilk kriter karşılanmıyor. Çünkü sürekli örtüşen p orbitallerinin olduğu bir halka içermiyor. İlk kritere uymadığından siklopentadienin aromatik olmadığını söyleyebiliriz. Böylece ikinci kritere bakmaya bile gerek yok. Çünkü ilk kritere uyulmaması halinde söz konusu yapı zaten aromatik olmuyor. Ancak siklopentadienin ilginç bir özelliği var. Bir hidrokarbonun olamayacağı derecede fazla asidiktir. Hatta sarıyla çizdiğim bu iki protondan biri için yaklaşık 16 pKa değerine sahiptir. Siklopentadienin bu kadar asidik olmasından dolayı konjüge bazla ilişkili bir tür kararlılığın olması gerekir. Şimdi burada bir bazın ortaya çıktığını düşünelim. Belki şöyle bir ortaklanmamış elektron çifti ve -1 yükü vardır. Yani genel bir baz. Şimdi bu bazımızın bu protonu almasının ardından bu iki elektron da üstteki bu karbona geçiyor. O zaman şimdi yan tarafa bu konjüge bazın yapısını çizmeye başlayalım. Pi elektronlarımız şöyle yan taraflarda. Tabi bazın bağlanmasının ardından üstteki bu karbonun artık bir ortaklanmamış elektron çifti oluyor ve bu da ona -1 yük kazandırıyor. İşte konjüge bazımız bu şekilde. Siklopentadienin çok asidik olması nedeniyle bu konjüge bazla ilişkili bir tür kararlılık olmalıdır. Unutmayın, konjüge baz ne kadar kararlı olursa bileşik o kadar asidik olur. Ve bu durumda ekstra kararlılık bu iyonun aromatik olmasıyla alakalıdır. Aslında öyle görünmeyebilir. Çünkü üstteki bu karbon halen sp3 hibritleşmiş bir karbon. Zira bu bir karbanyon. Ancak bu ortaklanmamış elektron çifti rezonansa dahil olabilir. Şimdi bu elektron çiftinin şuraya gelmesinin ardından buradaki elektronlar da bu karbona geçecek. O zaman bu molekül için olası rezonans yapılarından birini şuraya çizelim. Elektronlarımız artık şuraya gelmiş oluyor. Diğer elektronlar da bu karbona geçiyor ve böylece -1 formal yükü oluyor. Ardından diğer pi elektronlarını da unutmadan şöyle yerleştirelim. Evet, en üstteki bu karbonu incelediğimiz zaman aslında artık sp2 hibritleşmiş olduğunu görebiliyoruz. Yani bu rezonans yapısında sp2 hibritleşmiş durumda. Ve bu ortaklanmamış elektron çifti, şöyle mor yapalım, bu elektron çifti rezonans yapısına dahil olmasından dolayı artık bir p orbitaline yerleşiyor. Aslında çizebileceğimiz daha birçok rezonans yapısı var. Tabii bu videoda bunu yapmayacağız. Burada sadece mor elektron çiftinin rezonansa katılmasına dikkat çekmek istiyorum. Kısacası bu ortaklanmamış elektron çifti halka içinde delokalize olup bir p orbitaline yerleşiyor. Yani artık elimizde sürekli örtüşen p orbitallerinin olduğu bir halkamız var. Sol taraftaki molekülde bulunan karbonların sp2 hibritleşmiş olduğunu söylemiştik. Ve bu iki rezonans yapısını düşündüğümüzde artık halkadaki tüm karbonların sp2 hibritleşmiş olduğunu görebiliyoruz. Böylece ilk kriteri de yerine getirmiş oluyoruz. Çünkü artık sürekli örtüşen pi orbitallerinin olduğu bir halkamız mevcut. Öyleyse şimdi Frost çemberini kullanarak bu anyonu biraz daha inceleyelim. Şimdi anyonumuzu şöyle bir tamamlayalım. Buradaki -1 formal yükü ekleyelim. Moleküldeki pi elektronlarına baktığımız zaman bunları mor renk kullanarak şöyle bir işaretleyelim. Toplamda 4 pi elektronumuz bulunuyor. Tabii yukarıdaki bu ortaklanmamış elektron çifti rezonansa dahil olmuştu. Öyleyse bu çift bir p orbitaline yerleşmiş durumda. Bu 2 pi elektronu da saydığımızda bu anyonda toplamda 6 pi elektronumuz oluyor. Şöyle altına yazalım. Ve şimdi tüm rezonans yapılarımızı çizdiğimiz zaman tüm bu karbonların sp2 hibritleşmiş olduğunu görüyoruz. Böylece her karbonun birer p orbitali olduğunu anlıyoruz. O zaman bu şema üzerinde bunları çizelim. Halkamızda 5 karbon varsa 5 tane de p orbitali çiziyoruz. Evet, şu şekilde. Halkada bu p orbitallerinin bu elektronları delokalize edecek şekilde örtüştüğünü görebiliyoruz. Bu durumda bu p orbitallerinin örtüşmesi, yani sürekli örtüşen p orbitallerinin olduğu bir halka olması ilk kriterimizi yerine getirmiş oluyor. Toplamda 5p orbitalimiz mevcut ve bu p orbitallerinin atomik orbitaller olduğunu biliyoruz. Tabii moleküler orbital teorisine göre bu 5 atomik orbital bize 5 moleküler orbital vermiş olacak. Şimdi bu moleküler orbitalleri enerji seviyelerine göre Frost çemberimizde gösterebiliriz. Önce tam ortadan şöyle bir çizgi çizelim. Frost çemberinde her zaman en alttan başlamayı unutmayın. Evet, 5 karbonlu bir halkamız var. Öyleyse çemberimize 5 kenarlı bir çokgen yerleştireceğiz. Yani bir beşgen çizeceğiz. Evet, başlayalım. Şöyle alt tarafı çizdik. Şuraları da çizmemizin ardından, evet, çemberimizin içinde beşgenimiz ortaya çıktı. Tekrarlayacak olursak, buradaki en önemli şey çokgenimizin çemberimizle kesiştiği yerler. Bu yerler moleküler orbitallerimizin enerji seviyelerini ifade ediyor. Çizginin altında 3 tane bağ moleküler orbitalimiz mevcut. Çizginin üzerinde ise 2 tane antibağ moleküler orbitalimiz bulunuyor. Şimdi bu moleküler orbitallerini 6p elektronuyla doldurmamız gerekiyor. Şöyle alttan başlayalım. Tabii fark ettiğiniz üzere tüm bağ moleküler orbitallerimizi doldurduk. Yani dolu bir dış kabuğa benziyor. Ayrıca Hükel kuralına da uymuş olduk. Çünkü 4n+2 sayıda pi elektronumuz bulunuyor. Bu enerji şemasını kullanarak şöyle gösterelim. 2 elektronumuz var, 4'ü 1 ile çarpacağız. Çünkü buradaki n 1'dir. Ve sonuç olarak 6 pi elektronumuz var. Böylece bu iyon her iki kriteri de karşılıyor. Sürekli örtüşen p orbitallerinin olduğu bir halka içeriyor. Ayrıca halkada da 4n+2 sayıda pi elektronu bulunuyor. Şimdi burada yer alan bu konjüge baz kararlıdır. Çünkü bu aromatik bir anyon. Siklopentadienin bu kadar düşük pKa değerinin nedeni de bu. Dolayısıyla siklopentadienin kendisi aromatik olmamasına rağmen buradaki iyon aromatiktir. Ki bu da buradaki kararlılığı açıklıyor. Evet, şimdi ekrana biraz kaydırıp bir iyon örneği daha yapalım. Bu kez karşımızda bir sikloheptatrienil katyonumuz var. İlk olarak pi elektronlarımıza bakacak olursak bu iyonda 2, 4 ve 6 pi elektronu bulunuyor. Toplam 6 pi elektronu. Çift bağ olan, yani sp2 hibritleşmiş karbon var mı diye baktığımızda da tüm bu karbonların hepsi aslında sp2 hibritleşmiş. Bir de en üstte duran karbokatyonumuz var ve o da sp2 hibritleşmiş. Kısacası tüm 7 karbonumuz da sp2 hibritleşmiş. Yani bu karbonların her birinin bir p orbitali var. Tabii bunları molekül üzerinde çizmek zor olacak. Ama her karbonun birer p orbitalini şöyle çizmeye çalışalım. Evet, şöyle. Tabi böyle olunca bu orbitallerin bu pi elektronlarının yerini değiştirmesi için halkada örtüşmesini nispeten kolaylaştırır. Böylece ilk kriterimizi karşılamış oluyoruz. Çünkü sürekli örtüşen p orbitallerinin olduğu bir halkamız var. Toplamda 7 p orbitalimiz var. Yani 7 atomik orbital. Daha önce bahsettiğimiz gibi bu 7 atomik orbital bize 7 moleküler orbital vermiş olacak. O zaman Frost çemberimizi kullanarak bunları gösterebiliriz. Önce şöyle ortasından bir çizgi çekerek bağ ve antibağ moleküler orbitallerini ayıralım. Evet, şimdi 7 karbonlu bir halkamız var. Yani Frost çemberimize 7 kenarlı bir çokgen sığdıracağız. Tabii bu muhtemelen çizilmesi en zor olaylardan biri olacak. Bakalım çemberimizin içine yedigene benzer bir şey çizebilir miyiz? Şurayı da birleştirirsek, evet, 7 kenarlı bir şekil ortaya çıktı. Tabii yine kesişme yerleri çok önemli. Çünkü bunlar moleküler orbitallerimizin enerji seviyelerini gösteriyor. Evet, burada 3 tane bağ moleküler orbitalimiz olduğunu görüyoruz. 4 tane de antibağ moleküler orbitalimiz mevcut. Şimdi şemamızda 6 pi elektronunu dolduralım. Tabi doldurmaya yine ilk olarak en düşük orbitalden başlayacağız. Bu elektronlarımızı yerleştirince tüm bağ moleküler orbitallerimizi doldurmuş olduk. İşte aromatik olan bir iyonla birlikte gelen ekstra kararlılık budur. N burada 1'e eşittir. Yani 4'ü 1 ile çarpıyoruz ve ardından 2 ekliyoruz. Sonuç 6pi elektronu. Bu durumda tüm kriterleri karşılamış oluyoruz. Birinci kriterimiz yapının sürekli örtüşen p orbitallerinin olduğu bir halka içermesiydi. İşte halkamız burada. Ve ikinci kriterimiz de 4n artı 2pi sayıda elektronuydu. O da tamam. Böylece sikloheptatrienil katyonu aromatiktir. Yani karşımızda aromatik bir katyon var ve bununla ilişkili bir miktar ekstra kararlılık olduğunu da düşünebiliriz.